Mahşete hoş geldiniz. AKP'den kopanlar nereye gidiyor? Buna bakacağız. Ee, Tayyip Erdoğan'ın New York gezisindeki saçmalıklara e, bakacağız. Ve yine e, Turkey Tribunal denen bir Türkiye mahkemesi kuruldu Cenevre'de. O, gerçekten büyük ses getirdi. Öyle ses getirdi ki artık e, Türkiye'de gözünü kapatamıyor ve Türkiye'den orayı itibarsızlaştırmak için sesler çıkmaya başladı. Bu demek ki... Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değiyor demek. Buna bakacağız. Karikatürler arasında ne zamandır gezinmiyorum ona bakacağız. Ve elbette hayat pahalılığı ve hayat pahalılığı üzerinden söylenen yalanlar bunları da gündeme getireceğiz bugünkü manşette. Ama ilk konumuz AKP'den kopanlar nereye gidiyor olsun ve bu sorunun cevabını BBC Türkçe'de öğreniyoruz. Konda Genel Müdürü Be Bekir ağırdır Ayşe Sayın'a konuşmuş BBC Türkçe'de. Metropollerde yeni seçmen AKP'den kopuyor. İyi Parti'nin sıçrama yapması sürpriz olmaz diyor. Söyleşiyi elbette okuyabilirsiniz. Uzunca bir söyleşi. İyi Parti'nin sıçrama yapması sürpriz olmaz bölümüne baktığınızda burada bir dinamikten bahsediyor Bekir ağırdır O dinamikte 2019 yerel seçimlerinde ortaya çıkan dinamik diyor ki 2019 yerel seçimlerinde belirleyici temel dinamik kutuplaşmanın aşk ilişkisi sadakat ilişkisi değil kutuplaşmanın negatif duygu dediğimiz öbür tarafa olumsuzluk duygusu belirleyici oldu. AKP'den adam çözülüyor, sorgulamaya başlamış, bu kadar da değil demiş ya da sınıfsal ekonomik problemleri dindarlığının önüne geçmiş, ayrılıyor ama CHP'ye oy veremiyor. Ama olumsuz duygusu da güçlü olduğu için ya sandığa gitmedi ya da Ekrem İmamoğlu gibi kimsenin aleyhine görünmeyen pozisyondaki insanlara oy verdi ama CHP'ye oy vermedi. Negatif kimliklenme dediğimiz şey o demiş ve CHP'nin oy artışı şaşırtıcı gelmez ama söylediğim dinamik nedeniyle İyi Parti'nin, Deva Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin ama özellikle de İyi Parti'nin sıçrama yapması sürpriz olmaz benim için diyor. Özellikle metropollerde yaşayan ki seçmenin yarıdan fazlası 11 metropole dağılmış durumda. Dindar ya da muhafazakar değerleri yüksek olsa bile artık hayatı sadece dindarlığı veya ibadeti üzerinden görmeyen bir kesim demiş. AKP'den kopuyorlar, onlar bir adres arıyor. Tabii ki temel dürtüleri sadece özgürlük olmadığı için de yine İyi Parti, Deva, Gelecek Partisi gibi yerlerde dolaşacaklar demiş. Evet. Aşağılarda AK Parti'den kopanların büyük bölümü adres arıyor başlığı altında da. Çok enteresan bir analiz yapıyor. Diyor ki Bekir Ağırdır eğer MHP gerçek sorunlarla AKP arasında bir eksende konumlandırsaydı kendini AK Parti'den çözülenlerin adresi olabilirdi. MHP sorunlarla AKP'nin ötesinde bir yerde konumladı kendini. Dolayısıyla reel sorunlar nedeniyle AK Parti'den kopan seçmenin uğrak yeri değil MHP. O yüzden birbirlerine oy kazandırma veya kaybettirme durumu yok. İşte MHP'nin yapamadığını İyi Parti yapmış oluyor. AK Parti'den kopanların henüz büyük bir kısmı İyi Parti'ye gidiyor değil. Hala büyük kısmı adres arıyor ama gidenlerin önceliği İyi Parti demiş. Evet. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Sezai Temelli'nin çıkışı konusunda da bir takım e, görüşler beyan ediyor. Dediğim gibi adrese girer okursunuz. E, AK Parti artı MHP Erdoğan'la oyu bir miktar saadet, deva, gelecek vesaire neyse. Eğer seçim 52-48 aralığında gidecek olursa bu ihtimal var ama. Önümüzdeki dönemde seçime kadar o makasın 52-48 aralığında bir seçim oyu değil, 40-60 aralığında bir seçim oyuna dönüşme ihtimali kuvvetli diyor. Muhalefetin ne yapacağı kritiktir. Muhalefetin hata yapmaması önemli ölçüttür. Seçmen AK Parti ile ilgili bir karara yükme vardı ama yerine kim olsunla ilgili bir karara yükme varmadı. Yani burada 40'a 60 bir denge söz konusu Bekir Arda'nın analizine göre. Ve bu 40-60 aralığı şu yani Erdoğan bütün topunu tüfeğine alsa da 40'a çıkıyor ama 60 aralığı 60 çok parçalı bir durumda ve muhalefet bu konuda yalpalıyor. Ve seçmen AKP ile ilgili bir karara Erdoğan'la ilgili bir karara vardı fakat yerine kim olsunla ilgili bir karara hükmede varamadı diyor Bekir ağırdır BBC Türkçe'de Ayşe Sayın'a yaptığı analizde. İyi partinin yükselişi görülüyor. 12-13, %12-13'lere çıkmış durumda. Daha dün kurulan bir parti bu kadar büyük sıçramayı yapması da önemli. Evet, ülkedeki bu kadar ağır baskı ortamında bunu da belirtelim. Ömer Faruk Gergerlioğlu paylaşmış... Tavşanlı cezaevinde KHK'lı mahpus polis Veysel Atasoy'un gecikmeler ve ihlaller sonucu ölümünün birinci yılında 35 gün boyunca yatağa kelepçelenmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Takipsizlik verip kapatmaya çalıştılar ama itiraz edildi. 35 gün bu hastayı yatağa kelepçelemek işkence suçu demiş. Evet, Türkiye'de hala insanlar kimliğe bakıyorlar. Türkiye'de hala insanlar, ee, bakın daha da yakından göstereyim, hasta yatağına nasıl kelepçelenmiş. Türkiye'de kimliğe bakarak, Türkiye'de bu konuyu gündeme getirirsem kime yarar? Kim yararlanır? Kim haklı çıkar falan? Buna bakarak analizler yapılıyor. Yapacağınız analiz bu olmamalı. Yapacağınız analiz burada bir haksızlık, hukuksuzluk var mı yok mu bu olmalı. Yarın da buna bakacağız. Benim durduğum yerde de, benim baktığım yerde de eleştiriler alıyorum. Cemaat mensubu olsun olmasın. Birinin hakkı hukuku ile ilgili bir şey söylediğimde yani sana mı kaldı bunu söylemek diyorlar. Ya da yani bu kadar hümanistik de biraz fazla diyorlar. Yani sen bizim dertlerimizi gündeme getir ama yani şirin gözükmek için şunun bunun dertlerini, dertlerine niye giriyorsun gibi bir takım hazımsızlıklar oluyor. Alıyorum bu tepkileri. Aşağıdaki yorumlarda da okuyorum, Twitter'da da okuyorum. Hayır. Biz mağdurun kimliğine bakarak analiz yapmak için çıkmadık bu yola. Yarın öbür gün AKP'lilerin Pelikan tayfasının şunun bunun yargılandığını göreceksiniz. Ve onlara da hukuksuzluklar yapılacak. Onlar da psikolojik veya direkt fiziki işkence görecekler. Olacak bu. Ve ben o gün de bunlara hayır diyeceğim. O zaman hayır dediğimde de ya Tarık Bey sana mı kaldı bu demeyin lütfen. Ben şimdiden ilan ediyorum. Çünkü mağdurun kimliğine bakarak analiz yapma döneminde değiliz ve bu son derece sakat, yanlış bir tutum davranış. Ya dünya böyle gelmiş böyle gidiyor Tarık Bey sana mı kal? Hayır ben dünyayı da kritik ediyorum. Yaşadığım ülkeleri de içinde yaşadığım ülkeleri de batı dünyasını da kritik ediyorum. Devletleri de kritik ediyorum. Her şeyi kritik ediyorum. Dolayısıyla yarın bu hasta yatağında bu şekilde kelepçelenmiş kişi bu dönemin bakanlarından biri olabilir. Bu dönemin zalimlerinden biri olabilir. Onun da hakkını bu şekilde savunmak icap ediyor. Evet. Bir diğer konu ki önemli Saygı Öztürk yazmış söz, Sözcü Gazetesi'nde 5 general niçin istifa etti diye çok konuşulmuyor bu. 5 generalin istifa edeceği haberini almıştım ama isimlerini bilmiyordum ya da işte efendim açıklamaya mezun değildim demiş. Ve neden bu 5 generalin istifa ettiğini sorgulamış son derece enteresan. Komando birlikleri özel kuvvetlerde görev yapmış Suriye Harekat Bölgesi'nde bulunmuş 3 generalin istifa ettiğini pazar günkü bu köşede duyurmuştum ancak komutanların isimlerini bilmeme rağmen açıklamamıştım diyor. Hemen belirteyim istifa eden general, general sayısı 5'e çıkmış. Bu kesin ve teyitli bilgidir. İstifa dilekçelerinin ardından bazı komutanları istifadan vazgeçirme girişimleri de oluyor ve zaman zaman bu gerçekleşiyor demiş böyle şeyler de olmuş. Enteresan. Bazı gazetelerde istifadenlerin Barış Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanlığından tüm General Hakan Öztekin, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğ General Mustafa Enis Koç, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğ General Orhan Akkurt olduğu açıklandı diyor. Sıkıntı mı var diye sormuş. Bu üç general de komando birliklerinde özel kuvvetlerde görev yapmış. 34 kiloluk sırt çantasıyla yıllarca operasyona çıkmış. Çatışmalara girmiş, yeri gelmiş pusulara düşmüş. Bir operasyon planlanırken önce teröristin pusuna düşülmesi halinde yaralıyı nasıl sevk edileceğinin üzerinde durulur. Yaralı tahliyesi yapamıyorsan operasyon da yapılmaz vesaire. Akla gelen komutanlar niçin istifa ettiği demiş. Her istifa görevle ilgili olan, olmayabiliyor falan gibi de hafifletici bir takım şeyler söylemiş ama. İstifa edenlerin ülkenin yetiştirdiği en savaşçı komutanlar olduğuna da dikkat çekmiş. Evet dikkate almak gerekiyor ki diyor istifa edenler bu ülkenin yetiştirdiği en savaşçı komutanlar. Evet çıkar yakında kokusu ama Türk medyasında bu konuyu sorgulayan tek yazı buydu. Saygı Öztürk'ün yazısıydı. Kemalcan dikkate değer bir yazı yazmış e, gazete Duvar'da. Özellikle son, düzen, son dönemde Sezai Temel'lerin çıkışı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı, HDP İmralı meselelerinde yazının sonlarına doğru çok enteresan bir analiz yapıyor ve diyor ki İyi Partili Dervişoğlu'nun Muharrem Kaya'ya söylediği gibi, Muharrem Sarıkaya'ya söylediği gibi Sezai Temel'lerin açtığı tartışma Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirmiş bile olabilir en azından. Demirtaş ve Sancar'ın, Mithat Sancar'ın net tutum almaları açısından kuvvetli bir vesile ürettiği söylenebilir. Ayrıca belki küçük bir detay gibi görünebilir ama Sezai Temelli'nin çıkışı CHP'nin çağrısını zayıflatmak yerine iktidarın Öcalan'ı yeniden devreye alma hamlesinin önünün kesilmesine neden olabilir demiş. Evet. Öcalan'a yönelik bu kadar tepki Öcalan kartını zayıflatmış olabilir. İktidarın Öcalan kartını zayıflatmış olabilir diyor ama iktidar her zaman bu Öcalan kartını açar, açabilir, açacaktır. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye Tribunal'dan bahsetmiştim. Aydınlık Gazetesi salı günkü nüshasında Avrupa'da rezalet FETÖ ve PKK'yı aklamak için mahkeme kurdular manşetiyle çıktı. Tabii ki bir rahatsızlığa yol, açacak, yol açacak ama Cemal Yıldırım ki Türkiye'de nadir kalan direnişçilerden biri. 20 Temmuz darbecileri yargılanacak, faşizm ve işbirlikçileri, işkenceciler, insan kaçıranlar, çocukları ve analarını mahpus atanlar, hasta tutsakları ölüme bırakanlar, insanı açlıkla terbiye edenleri insanlık yargılayacak, hesap bu dünyada hesabınızı yapın demiş. Evet, haksız mı? Kesinlikle haksız değil. O arada BBC Türkçe'nin haberi son derece enteresan. Yeni düşmüş. Bolu Valiliğinden, ki Tanju Özcan'da onun e, belediye başkanı biliyorsunuz, göçmenlere uyarı listesi yapılmış. E, kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun. Aşırı baharat kullanıp komşuları rahatsız etmeyin. Saat 21'den itibaren zorunluluklar dışında evde olun. Kamusal alanda gruplar halinde gezmeyin. Evet. 22 Eylül 2021 Türkiye'de Bolu manzarası. Ne diyeyim yani. Ekrem İmamoğlu, Atina'da Ad Atina Belediye Başkanı Bakoyannis'in davetlisi olarak e Yunanistan'a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı düzenli olarak bir araya gelmeye karar verdiklerini söylemiş. Michotakis'te de görüştü. E Fotoğrafta oradan. Yunanistan Başbakanı. Şimdi burada bir Ekrem İmamoğlu güzell güzellemesi yapmıyoruz. Fakat burada büyük bir e siyasi garabetten bahsetmek istiyorum. Erdoğan New York'a giderken orada Yunanistan başbakanıyla görüşeceğini söyledi. Halbuki Yunanistan başbakanı Mitsotakis bir hafta evvel yaptığı yıllık basın değerlendirme toplantısında Erdoğan'la New York'ta görüşmesinin söz konusu olmadığını çünkü aynı tarihlerde New York'ta bulunmayacaklarını söyledi. Kendisinin 22 Eylül'den sonra New York'a gideceğini söyledi. Bildiğim kadarıyla er Erdoğan o tarihte dönüyor dedi. Ve zaten bir randevu da yok yani liderler New York'ta kimle ne görüşme yapacağını günler öncesinden belirlerler. Enteresan bir şekilde Erdoğan'a bu söyletildi yani muazzam çuvallamalar var yani bir hafta evvel Yunan, Yunan başbakanı Erdoğan'la New York'ta bir görüşme planlamıyorum zaten aynı tarihlerde New York'ta da değiliz demesine rağmen bir hafta sonra Erdoğan New York'a giderken Miçotakis'te görüşeceğim dedi. Yani bu kadar açık bir bilgiyi nasıl bir diplomatik rezalettir ki Erdoğan'a söyletilir. O arada Erdoğan Türk evini açarken, New York'ta işte bir takım temaslarda bulunurken, birazdan bakacağız Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Dezci ile büyük, mühim bir zirve gerçekleştirirken, Ekrem İmamoğlu Atina'da Yunan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor. Yani Miçotakis New York'ta değildi. Evet. Erdoğan'a bu yanlışları yaptırıyorlar ama nasıl bir akıl var? Bülent Korucu'nun paylaştığı Twitter'da, Twitter mesajlarından gördüm. Mesela TRT Haber, Erdoğan'ın New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşeceğini söylemiş ama paylaşılan iki fotoğrafta da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yok. Bir araya geldi demiş Zelenski ile. İki devlet başkanı da veya başbakan bilmiyorum kimler olduğunu. Özelenski değil. Yani paylaşılan fotoğraflarda hata var. Koskoca TRT yani. Ayıp. Yani e, milyarlarca TL bu milletin e, vergisiyle e, elektrik faturalarındaki payla şunla bunda fonlanıyor yani. Yine TRT 2 haber paylaşmış. 2 i̇ki, iki haber iki farklı haber paylaşmış ama fotoğraflar aynı. Birinde Hırvatistan Cumhurbaşkanıyla, öbüründe de Slovenya Cumhurbaşkanıyla görüştü diyor. İki fotoğraftaki kişi de aynı. Acaba bu fotoğraftakiler kim? Hırvatistan mı, Slovenya mı? Yani doğru fotoğrafı seçmesini bile bilmiyor. Tuhaf. Bakın TRT'nin Amerika'da bir bürosu var. İngiltere'de bir Londra'da bir bürosu var. Oxford Street'te galiba. İçinde herhalde 50 küsür kişi çalışıyor. Bu milletin vergisiyle ülke başkentlerinin batılı ülke başkentlerinin en iyi yerlerinde, meydana bakan yerlerde bürolar tutuyorlar. İçine 50-100 kişi koyuyorlar. Mühim bir bölüm istihbarat elemanı ayrı bir konu son dönemde ama bir sürü fonluyorlar falan falan. Sonra da böyle hatalar yapıyorlar. Yani bunu masa başında Türkiye'de oturan bir insan bile yapmaz ama e, ne bileyim Amerika'da bilmem kaç yerde bürosu olan TRT yapıyor yani. Boris Johnson paylaşmış İngiltere Başbakanı ki White House'da Joe Biden'la bir araya geldi. Amerika başkanıyla görüşebilen nadir kişilerden biriydi. Belli ki randevu çok önceden alınmış. Erdoğan eli boş dönecek. Öyle görülüyor. White House'a giderken, White House yolunda diye bir mesaj paylaşmış Twitter'dan. Metroyu kullanıyor. New York metrosunu kullanıyor. Evet. Öbür tarafta sizin başkanınız da New York'ta trafiği alt üst etme pahasına bilmem kaç araçlık konvoyla gövde gösterisi yapıyor. Sait Sefa paylaşmış, hiç bu açıdan bakmamıştım, çok güzel. ABD başkanının Türkiye'de bir bina alıp adına Amerikan evi dediğini ve bununla övündüğünü, ABD'li siyasetçilerin de bunu ABD'nin bilmem kaç yüzyıllık dış politikasının en önemli adımlarından biri olarak tanımladığını düşünün. Bu derece abes ve sakil durumlarla uğraşıyorlar demiş. Zorting paylaşmış böyle bir yer varmış bilmiyorum ama paylaştığı mesaj güzel. Erdoğan New York'ta dünya liderleriyle yoğun görüşme trafiğimiz sürüyor. Yarın da Sayın Bahçeli ile görüşeceğiz. Evet. Dünya liderleriyle yoğun görüşme trafiği. Brent Korucu paylaşmış. iklim anlaşması, Paris iklim Anlaşması'nı meclise sunacağız diyor Erdoğan BM konuşmasında. Ya arkadaş, yani bu iklim anlaşması, Paris iklim Anlaşması'na imza koymayan Eritre, Sudan, ne bileyim Irak gibi ülkelerden biri Türkiye. Yani 8-10 tane ülke kaldı. Yani bu bir maharet değil, bu bir utanç. Ve bunu bunu açıklamana falan da gerek yok yani. İnsan bunu vaat olarak hem de Birleşmiş Milletler'de zikretmeye utanır demiş Bülent Korucu. Erdoğan'ın meclise sunacağız dediği Paris İklim Anlaşması'nı 197 ülke onayladı. Onaylamayan 10 ülke Türkiye, Angola, Eritre, İran, Irak, Kırgızistan, Lübnan, Libya, Güney Sudan ve Yemen. Şimdi tekrar döndük başa ortak adres meclis e, belki de bir anlamda e, Kemal Can'ın söylediği gibi Sezai Temel'in çıkışı Kılıçdaroğlu ve diğer partilerin elini güçlendirmiş olabilir. E, i̇şin böyle bir tarafı var. İşin bir de ortak adres meclis vurgusunu tekrar gündeme getirmesi var. Selahattin Demirtaş dün bahsetmiştim attığı tweetle e, gündemi belirledi çözümün adresi İmralı değil çözümün adresi meclistir dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu Mithat Sancar, HDP eş genel başkanı vesaire diğer partilerde aynı görüşte olduklarını söylediler. Sezai e, temelli ortada yalnız kaldı. Dün de bahsettiğim Türkiye gerçekleri var. Türkiye'nin mevcut siyasi atmosferinde söylenmeyecek bir laf var. Söylenmeyecek bir laf varsa çözümün adresi İmralı'dır demekti. Bazılarının arzusu bu olabilir. Bazıları realitenin bu olduğunu düşünebilir ama her doğru her yerde söylenmez. Ayrıca bir müzakere söz konusuysa Türkiye'deki siyasi atmosferi e, siyasi dengeleri de göz, ön, göz önüne almak icap eder, gerekir. Ha, katılıyorum. Elbette bir barış müzakeresi, bir çözüm müzakeresi yapılacaksa tüm taraflar masaya oturmalıdır. Kandil de o masada olmalıdır, PKK da o da olmalıdır, İmral da o olmalıdır, olmalıdır diyebilirsiniz bunu. Fakat şu anda elbette bir savaşı sonlandırmak için savaşın taraflarıyla bir araya geleceksiniz. Buna kimsenin evrensel manada bir itirazı olamaz. Ama bugünkü Türkiye konjonktürü ve bugünkü Türkiye siyaset sahnesinde aktörlerin dağılımı bunu böyle söylemiyor. Dolayısıyla buna dikkat, bir, dikkat edin. Bir de şöyle bir şey var. Yani yapılan şey planlı. HDP bir tutum belgesi açıklayacak önümüzdeki günlerde. Yani bir iki yıl, önümüzdeki 1 iki yılın siyasetini seçimden önce açıklayacağı temel bir belge. Yani bir manifesto adeta seçime giderken. HDP bir manifesto ortaya koyacak. Tam da bu aşamada Kılıçdaroğlu diyor ki, AKP meşrudur ve bizim muhatabımızdır. Çözümün adresidir diyor. O arada Sezai Temelli çıkıp diyor ki, sanki bütün bunlardan habersizmiş gibi. Hayır, çözümün adresi İmralı'dır diyor. Zamanlamaya da dikkat çekmek icap ediyor. O arada dün de bahsetmiştim. Bir kere daha altını çizeyim. Bu önemli bir girişim. CHP, İyi Parti, Saadet, Demokrat Parti gelecek ve DEVA 6 parti ortak metin masasında buluştu. Parlamenter sisteme dönüş için ortak bir metin hazırlamak amacıyla İstanbul'da iki toplantı yaptılar. Belli ki bu toplantı zinciri devam edecek. Bunu da önemsiyorum. Sözcü 6 farklı araştırma şirketinin anketini bir tabloda yayımlamış bugün. Görüldüğü gibi AKP %30'lar civarında seyrediyor. Hatta orada tutunmakta güçlük çekiyor. İyi partideki yükselişte dikkat çekiyor. Türkiye raporuna göre 15.3 Avrasya'ya göre 14.1 MAK araştırmaya göre 14.7 Ciddi yükselişte bir parti. MHP'deki erime de dikkatlerden kaçmıyor. Evet diyebilirsiniz ki AKP nasıl birinci parti oluyor? AKP nasıl hala %30'larda oy toplayabiliyor? Evet ben de bunu soruyorum sorguluyorum ama bu tabloya bakıp AKP'nin 8 kere 18 kere düşünmesi gerekiyor. Ondan zaten sosyal ağları susturma Ondan zaten kamuoyu araştırma şirketlerini susturma gibi planlamalar devreye sokuyorlar tıpkı seçim yasası gibi. Şimdi e, kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim e, yolda diye başlık atmış e, T24 sitesi manipülasyon yaptığı tespit edilirse 5 yıla kadar hapis. Manipülasyon yaptığı nasıl tespit edilecek neye göre tespit edilecek? Emre Ulaş çizmiş. Erken mi baskın mı belli değil ama katakulli garanti diyor. Evet hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler olacak. Evet hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler olacak dönemine girdik. Eser Karakaş paylaşmış oradan gördüm. Türkiye İstatistik Kurumu 23 Haziran itibariyle yayınlaması gereken 2020 ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayınlamamış. Yani insanların neden öldüğünü ve nasıl öldüğünü de saklıyor Türkiye. Zaten 2020-2021 suç istatistikleri veya terörle mücadele falan istatistikleri de yayınlanmadı. Artık Türkiye hiçbir şeyi yayınlamıyor. Ve bu kamuoyu araştırma şirketlerini tüyye bağlamaya çalışıyorlar şimdi. Evet. Böyle enteresan bir durum var. İki çarpıcı değerlendirme ile devam edelim. İlki, Babacan artık hiç kimse dindar vatandaşlarımızın son yıllarda elde ettikleri kazanımları elden, ellerinden alamaz diyor. Aynı lafları farklı kelimelerle Temel Karamallıoğlu da söylüyor muhafazakarların kazanımlarını kaybedeceğine inanmıyor ihtimalde vermiyorum diyor bu bir bir daha 28 Şubat'a 28 Şubat sürecine dönmeyiz söyleminin tekrarı ama e, bu e, kaygıları muhafazakar tabana hitap eden partiler değil de e, misal e, Cumhuriyet Halk Partisi veya HDP söylese daha tesirli olurdu ayrıca bunun söylenmesi demek ki böyle bir risk var. Bunun da olduğunun teyidi. Birkaç hoca, birkaç alim, şeyh çıkıp şunlar yanlış gidiyor diyebilseydi demiş Ahmet Taş Getiren koskoca bir ömrü eder. Siz de bir cemaatin, siz de bir dergahın başındasınız. Sizin de saçlarınıza ak düşmüş, sakallarınıza ak düşmüş, ne zamandır olan bitenin farkındasınız. Hocasınız, siz de alim sayılırsınız, hatta şeyh bile sayılırsınız. Keşke sizler şunlar yanlış gidiyor diyebilseydiniz 5-6-7 yıl önce, 8 yıl önce. Ahmet Taş getiren. Yazık yani. Şecaat arz ederken sirkatin söyler. Ömer Faruk Gergerlioğlu paylaşmış Profesör Doktor Vedat Bulut'tan naklen. Diyor ki genç kuşak tıpçılar yurt dışına gidiyor. Geçen sene 10 bin mezunun 1000'i gitti. Bu yılda 10.500 mezunun 1500'ünü göndereceğiz. Rakamlara bakarak anlayabiliriz ki binli rakamlar belki 10 tıp fakültesinin kontenjanı kadar demiş. Kaçış devam ediyor ülkeden. Metin Güleşçi paylaşmış. Geçen hafta oğlumu Silivri'de ziyaret ettim. Harp okulu öğrencisiydi oğlum. Darbe yapmaktan müebbet ceza verildi. 355 askeri öğrenci 1893 gündür 4 duvar arasında 3-5 duyarlı insandan başka ses veren yok, sahip çıkan yok demiş. Gençliklerini soldurdunuz diyor. Evet 3-5 duyarlı insandan başka ses veren yok, sahip çıkan yok. Neden? ben mi düşüneceğim meselesi. İki, işte efendim bu kitlesel kıyımı onaylayan bir cephe. Üç, başıma bir şey gelmesin, konforum bozulmasın. Evet, böyle gidiyor. Herkes bir gerekçeyle. Üç beş duyarlı insandan başkası ses vermiyor. Orhan Aydın haykırmış. Hiç kimsenin adını vermeden diktatör boz bozuntusu dedim diye 11 ay 20 gün ceza verildi bana. Ama ölümüne saldıran 45 ayrı suç işlemiş bir faşist serbest bırakıldı. Geçtiğimiz hafta saldırıya uğramıştı Orhan Aydın. Bir kere daha geçmiş olsun diyoruz. Siz buna adalet diyorsunuz, bense çete hukuku. Kim haklı diyor, haksız mı? Sadece Orhan Aydın'a değil, pek çok Levent Gültekin, başta işte Orhan Uğuroğlu gazetecilere, siyasetçilere saldırılar var. Hepsi ellerini kollarını sallayarak çıktılar. Ve bu yeni saldırılara zemin hazırlıyor. Ayrıca işte saldıran başıma bir şey gelmeyeceğim, saldıranın başına bir şey gelmeyeceğinin garantisi de böyle gösteriliyor, böyle veriliyor. Turkey Tribunal devam ediyor Cenevre'de. Ayşe Ür çok etkili bir tweet paylaşmış. Bir dizi, or, Twitter hesabına girip bakabilirsiniz ama benim dikkatimi çeken bu tweet oldu. Her işkence haberinde adı sık sık geçen hekimlerin rolünü düşündüm diyor. Bak unutuyoruz. Çok güzel bir noktaya dikkat çekmiş. Teorik olarak işkenceyi durdu, durdurucu veya yavaşlatıcı etkileri olabilirken çoğu kez emir kulu olarak formel süreçleri tamamlamak için imzalarını basıp çıkıyorlar işin içinden, işkenceye göz yumuyorlar diyor. İşkence görmüş bir kişinin işkence gördüğü üzerinden günler haftalar geçse bile tespit edilebilir ve bellidir. Ama hatırlayın bir doktor kontrolü vardır. Emniyette, ifadeden önce, sonra, mahkemeye çıktığında filan falan. Bütün bunların hepsi güya yapılıyor ve doktorlar sağlıklıdır raporu basıp geçiyorlar. Halbuki böyle yapmasalar bir şeyleri ortaya çıkarabilirler. En az o hakim ve savcılar kadar sorumlular, o polisler, işkenceci polisler kadar sorumlular, doktorlarda. da Ayşe, Hur, Ayşe Hür, buna dikkat çekmiş. Bunu da yabana atmayalım. İbrahim Özdabak karikatürü tam da bu noktada çok anlamlı. İşkence hortladı. Evet. Tekrar döndü işkence. Hem de en ağır biçimiyle. Ekonomik konularla devam edelim. Enerji krizi, e, krizinin sektörlere etkisi yaygınlaşıyor. Avrupa kara kışa giriyor demiş Dünya Gazetesi manşetten bugün. Enerji tüketimi daha da artacağı kış sezonu arifesinde Avrupa ekonomilerinde etkili olmaya başlayan enerji krizi üretim sektörlerine de yansımaya başladı. Fiyatlardaki yüksek oranlı artışlar başta İngiltere olmak üzere doğru enerji sektöründe iflasları gündeme getirdi. İlk aşamada gübre ve et üretimini doğrudan etkileyen kriz gıda fiyatlarını daha yukarı çekmesi bekleniyor. Çok çok doğru. İngiltere'de 3 gündür gündem bu. Pazartesi, salı, bugün çarşamba değil mi? Evet. Üç gündür günden BBC'de gaz krizi, enerji krizi konuşuluyor. Ee, bazı market raflarının boşaldığı ve tedarik e, zincirlerinde aksamalar olabileceği falan söyleniyor. Enflasyon, evet. Bazı e, ürün kalemlerinde de fiyatlar artabilir. Türkiye'yi düşünmek bile istemiyorum. Bak fahiş fiyatla satış yapan firmalara 11 milyon lira ceza kestik diyor Mehmet Muş, ilgili bakan. İyi de sen torbanı doldurmuşsun. Bizimki hala boş diyor vatandaş. Durum bu. Nüfusun yarısı bankaya borçlu. Bir gün gazetesinin manşeti. Yurttaşlar kredi borcu altında eziliyor. Yetişkin nüfusun yarısı bankaya borçlu. Haziran ayında 2.3 milyar liralık kredi takibe düştü demiş. İbrahim Özdabak karikatürü satılık ve kiralıklar da böyle kazık. Böyle tavan yapmış durumda. İstanbul'da kiralık ev bulmanın güçleştiğini belirtiyor. Konunun uzmanları, sektör temsilcileri enteresan satılık fiyatları da artmış durumda, kiralar fırlamış durumda. İş tuhaf bir noktaya doğru gidiyor. Bir de faiz fiyat diye bir şey çıktı. Fiyatlar serbest piyasada belirlenir. Bugün yayına giren Özgür Düşünce programında Eser Karakaş bunu çok güzel iz izah ediyor. Seyredin mutlaka. Faiz fiyat diye bir şey yoktur uluslararası literatürde. Çünkü serbest piyasada o fiyat oluşur. Biraz bakıldığında bunun ideolojisi de yoktur yani. Hani İslami ticarete veya o dönem nasıl olmuş diye baktığınızda bazı hadis-i şerifler biliyorum ben e, Peygamber Efendimizden naklen fiyatın pazarda oluşacağına dair. Evet. Bu böyledir yani. Öteden beri böyledir. Bunu niye örnek verdim? Şu anda Müslüman ve dindar olduklarını iddia edilen eden kişiler ülkeyi idare ediyorlar ya. Evet. Fahiş fiyat aranıyor. Bu Milli Gazete'nin başlığıydı. Bu da Yavuz Donat başlığı. Fahiş fiyatın izini sürmüş Yavuz Donat Sabah Gazetesi'nde. İşte efendim bir yerde cilet e, blue e, işte e, ne bileyim tıraş bıçağı e, 29 TL iken bir başka yerde 68 TL'ymiş. Evet. Şimdi bakın e, bu konuda e, çokça şey var ama ben size başka bir örnek e, getireceğim eğer bulabilirsem. kendi yaşadığım ülkeden bir örnek. Bu fotoğrafı ben çektim. Alışveriş yaptığım bir mağazanın duvarındaydı. İngiltere'de, Amerika'da ve bazı Batı ülkelerinde rekabetçi reklam verilebiliyor. Yani şunu söyleyebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki, işte efendim şu kalemi filan e, şey, e, marka veya filan dükkan şu kadara satıyor ama ben bu kadara satıyorum diyebiliyorsunuz. Şimdi burada da şu var. Bu Lidl mağazasının önünde çekilmiş bir fotoğraf. Bir alışveriş mağazası. Türkiye'deki Migros gibi filan bir mağaza. BİM gibi filan bir mağaza. Diyor ki, aynı sepeti diyor sense Breeze'de 61 pounda dolduruyorsunuz soldaki fotoğraf. Ben de diyor 36 pounda dolduruyorsunuz. Yani arada neredeyse iki katına yakın fark var. %40 diyor benden yaptığınız alışverişte diyor avantajlısınız. Firmanın adını vererek de böyle Türkiye'de yasak bu tür reklam ama burada burada son derece yaygın diyor ki işte bak şu diyor alışveriş paketini sense Breeze'de diyor rakip firma. ...61 pound'a dolduruyorsunuz ama diyor ben de 36 pound'a dolduruyorsunuz. Bir şeyi ispat etmek, bir şeyi yalanlamak şunun için söylemiyorum. Şunun için söylüyorum yani serbest fiyata, piyasada fiyatlar oluşur. Arz talep dengesi vardır, şudur budur bir sürü şey söylenebilir. Ama e, serbestçe belirlenir bu ve... ...fahiş fiyat diye bir şey yoktur. Gider insan hangisi e, işine geliyorsa... Oradan alır, alışverişini yapar. Yavuz Donat da bunu çok iyi bilenlerden biri ama işte. Biz de yani meslekte bu insanları örnek alarak, imrenerek, gıpta ederek başlamıştık yani. Şimdi geldiğimiz hale bak ya. Enflasyonu yükselten hıyarı yakaladık efendim diyor. <laughs> Hıyarın gözünü de morartmışlar. <laughs> Cilalı taş devri karikatürü. Evet. izahı olmayan ancak mizahı olur. İktidar yandaşı bir haber sitesi paylaşmış. Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olacakmış. Şimdiden 15 euroya bağlamışlar ki bunlar geçiş garantili köprüler. Yani çarptığınızda 150 TL yapıyor. euro kaç para olursa olsun yani yarın euro 20 TL'ye çıktığında 300 lira olacak. Dolayısıyla 15 euro olarak sabitlemişler. Buradan sabaha kadar konuşursunuz. Hani TL'ydi her şeyimiz? işinize geldiğinde euro, işinize geldiğinde dolar vesaire. Erdoğan ve yandaşlarının cebine giden para bunlar. İbrahim bak paylaşmış, fahiş zamların suçlusu aranıyor. Bu fahiş lafıdır da gidiyor. Biraz evvel anlattım yani. Fahiş diye bir kelime yok esasen genel ekonomi literatüründe. Ama işte Türkiye'de vatandaşı bu şekilde gazlıyorlar. Yumurta zammının suçlusunu bulduk, her suçlu olay mahalline geri dönermiş demiş. Ve <laughs> işte evet, tavuğun sarsılmış halini görün. Herkes her şeyin farkında da işte böyle de hicvediliyor ama durumlar değişmiyor. Rıdvan'la bitirelim bugün manşeti. Asgari ücret 8 bin lira demişsin. Bana onun için veriyorlar bu parayı demiş. Bir çuval parayla TRT'den çıkarken sefer selvi çizmiş. Öznur Kalender'in karikatüründe de şeytanın bile aklına gelmez. Rıdvan Dilmen Halk TV'de canlı yayına bağlanıp TRT'nin 60 bin TL maaş teklif ettiği halde 5 kuruş almadığını fakat dijital ve farklı platformlarda yorum yapıp daha çok para kazanacağını açıklamış. Kendisine hiç sorulmadı halde 2-3 defa Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar çok sevdiğini söylemiş. <laughs> şeytanın bile aklına gelmez. TRT'den para alma ama TRT'yi kullanarak başka mecralardan malı götür. Durum bu efendim. Böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Artık oturttuk. Bir ay geçkin bir süredir. Her hafta içi her gün Türkiye saatiyle 17'de farklı dilimlerde Amerika'da ne bileyim uzak doğuda, batıda, Avrupa'da nerede yaşıyorsanız Türkiye saatine göre kendinizi planlayabilirsiniz. Her ülke için ayrı ayrı saat verirsem çok kafa karıştırıcı olur. Hafta içi her gün Türkiye saatiyle 17'de manşet ekranlarda bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.